Herkese merhaba. Samsung Galaxy Watch 7, Samsung'un 2024 yazının ortalarında tanıtmış olduğu iki yeni akıllı saatten bir tanesi. Bildiğiniz gibi Samsung bir taraftan Galaxy Watch Ultra ile zorlu ortam şartlarında biraz daha sağlam gövdeli ve zengin özellikli akıllı saat arayanlar için 40 bin lira fiyat bandında bir seçenek sunmuştu. Yine Galaxy Watch Ultra'da bulunan birçok özelliği, şık tasarım ve biraz daha uygun fiyat noktasını isteyenler için Galaxy Watch serisinin önceki nesil versiyonlarının devamı niteliğinde Galaxy Watch 7 de geldi. Galaxy Watch 7'nin bilimde gördüğünüz 44 mm'lik kasalı versiyonunu birkaç haftadır kullanıyorum ve teknoblog.com'da da izlenimlerimi, deneyimlerimi detaylı bir inceleme yazısında anlatıyorum. Bu videoya ise teknoblog.com'daki inceleme yazısının özeti niteliğinde Galaxy Watch 7 ile ilgili bilmeniz gereken detayları hızlı şekilde size anlatıyorum. Gelin şimdi Galaxy Watch 7'yi biraz daha yakından tanımaya başlayalım. Galaxy Watch 7'ye geçmeden önce küçük bir ricada bulunmak istiyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz aşağıda bulunan beğen butonuna tıklamanızı rica ederim. Bu sayede videomuz çok daha fazla izleyiciye ulaşacaktır. Aynı zamanda videomuzu başka kişilerle, arkadaşlarınızla paylaşmanızda YouTube'un videoyu daha fazla izleyiciye karşısına çıkarmasına olanak sağlayacaktır. Bu arada eğer henüz kanalımıza abone olmadıysanız aşağıdaki abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olmanızı da rica ederim. Aynı zamanda bildirimleri açarak da yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Galaxy Watch 7 tasarım olarak Galaxy Watch 6'ya oldukça benzer bir yapıya sahip. Ancak küçük iyileştirmelerle daha zarif hale getirilmiş. Cihaz 44 mm'lik kasası ve Super AMOLED ekranıyla hem şık bir görünüm sunuyor hem de ekran parlaklığı ve netliği ile öne çıkıyor. Benim bileğime 44 mm'lik versiyon tam oturdu. Ancak daha küçük bir bileğe sahipseniz 40 mm'lik versiyonu da tercih edebilirsiniz. Dokunmatik ekranın kullanımı oldukça kolay ve cihaz sağ taraftaki iki fiziksel düğme ile de pratik bir kullanım sağlıyor. Galaxy Watch 7 hafif yapısıyla bilekte rahat bir kullanım sunarken kordon değiştirme mekanizması sayesinde kullanıcıların cihazı kişiselleştirmesi de mümkün. Arka kısımda bulunan bioaktif sensör, gelişmiş sağlık verilerini hassas bir şekilde ölçerek kullanıcılara detaylı sağlık takibi imkanı veriyor. Şarj işlemi ise cihazın arkasına manyetik olarak bağlanan Samsung'un özel şarj cihazıyla kolayca gerçekleştiriliyor. Galaxy Watch 7, Watch 6'ya benzer bir tasarıma sahip olsa da içeride önemli yenilikler barındırıyor. Samsung'un 3 nanometre çipli ilk akıllı saati olan bu model, yeni Exynos W1000 işlemcisi sayesinde hızlı ve akıcı bir performans sunuyor. Wear OS 5 ve One UI Watch 6 arayüzüyle çalışan cihaz, uygulamalar arasında hızlı geçiş sağlıyor ve Google Play Store'dan birçok farklı uygulama yüklenebiliyor. Yeni bioaktif sensörü, sağlık takibi özelliklerini daha da geliştirerek kalp atış hızı ve metabolik sağlık takibi gibi verileri hassas bir şekilde ölçüyor. Çift sıkıştırma hareketi gibi yeni özellikler, zamanlayıcıları durdurma veya çağrıları yanıtlama gibi işlemleri daha kolay hale getiriyor. Akıllı saat geniş bir antrenman takibi yelpazesi sunarken kullanıcıların kendi özel antrenman programlarını oluşturmalarına imkan tanıyor. Uyku takibi de oldukça gelişmiş olan cihaz, uyku süresi, kanda oksijen seviyesi ve horlama gibi detaylı bilgileri Samsung Health uygulamasında gösteriyor. Ancak daha derinlemesine analizler için bir Galaxy akıllı telefonla eşleştirilmesi gerekiyor. Ayrıca metabolik sağlığınızı ölçmek için kısa bir işlemle kas kütlesi, vücut yağı veya su ağırlığı gibi veriler de elde edilebiliyor. Galaxy Watch 7 az önce belirttiğim gibi özellikle Samsung telefonlarla uyumlu çalışacak şekilde tasarlandığından Samsung ekosistemi içinde üstün bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Yapay zeka destekli yeni sağlık özellikleri ve Samsung Health entegrasyonu saatin verimli kullanımını destekliyor. Ancak Samsung dışı cihazlarla kullanıldığında bazı özellikler kısıtlanıyor. Bu arada yeri gelmişken belirteyim, akıllı saat iPhone'ları desteklemiyor. Wear OS işletim sistemi ve Samsung'un arayüzüyle donatılmış olan bu akıllı saat, uygulamalar arasında hızlı geçiş yapma ve günlük hedef takibi gibi işlevlerle kullanıcıya akıcı bir deneyim sunuyor. Google Play Store üzerinden indirilebilen uygulamalarla ve saat şekilleriyle kişiselleştirme imkanı sunan Galaxy Watch 7, mesajlaşma ve Spotify gibi uygulamaların kontrol açısından da çok yönlü kullanım sağlıyor. Cihaz, WhatsApp gibi popüler uygulamaları destekleyerek telefondaki yazışmaların saatte görülmesine ve yanıtlanmasına olanak tanıyor. Bunu yaparken ister hazır mesaj şablonlarını, isterseniz de saatin ekranındaki sanal klavyeyi kullanabilirsiniz.
Galaxy Watch 7'nin gelişmiş bioaktif sensörü, kalp atış hızı, antrenman verileri ve diğer sağlık ölçümlerini hassas bir şekilde izliyor. Bu veriler kullanıcının genel sağlık durumu hakkında ayrıntılı bilgiler sunarken, enerji skoru gibi yeni özellikler günlük aktivite ve uyku verilerini analiz ederek geri bildirim sağlıyor. Bu arada söz konusu yenilikler Galaxy Watch 6 gibi önceki modellerde yazılım güncellemeleriyle sunulacak. Pil ömrü ise Galaxy Watch 7'nin en büyük dezavantajı olarak öne çıkıyor. 44 mm modeldeki 425 mAh kapasiteli pil aktif kullanımda bir gün ancak tamamlayabiliyor. Cihaz kutusundan çıkan kablosuz şarj aksesuarıyla yaklaşık 2 saatte şarj edilebiliyor. Samsung Galaxy Watch 7 özellikle bir Samsung akıllı telefon sahibi olanlar için mükemmel bir seçim olacaktır. Çünkü birçok özellik Samsung Health ile entegre çalışmak için bir Galaxy telefon gerektiriyor. Android telefon kullanıcıları da bazı özelliklerden feragat ederek bu şık ve işlevsel saati tercih edebilir. Galaxy Watch Ultra'nın dayanıklılığına sahip olmasa da Galaxy Watch 7 güçlü performans, canlı ekran ve en yeni sağlık sensörleri gibi özellikleri uygun bir fiyatla sunuyor. Ancak Galaxy Watch 6 kullanıcılar için arada pek performans farkı olmadığı için bu kullanıcıların yeni modele geçmesi gerekmiyor. Aynı zamanda saatin günlük şarj ihtiyacı daha uzun pil ömrü arayanlar için bir dezavantaj olabilir. Galaxy Watch 7 ile ilgili bilmeniz gerekenler özet halinde bu şekilde. Videonun başında da söylediğim gibi bu videoda aktardıklarımdan daha fazlasını aşağıda açıklama bölümünde bağlantısına yer verdiğimiz teknoblog.com'daki detaylı incelemesinde bulabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.